Yok hiç. Aa, burada var ya. Görmedim. Şöyle mesela bir yerde deniz olunca ya da çok yükselti olmayınca şey oluyor, sıcaklık farkı az oluyor. Deniz olmayınca. Sıcaklık farkı az, evet. Mesela bizim orada yok, deniz nemi arttırıyor. Bir de düz olması. Ben asınca şiddet kazanıyor mu, asıyor mu? Mesela astım hastalarına ben iyi diyebilirim. Annem astım hastası. Deniz kenarına falan götürdü. Kalpten zararlıymış. Nem olduğu için. Ama annem de öyle düşündü. Ayak açığı yok. Hastaları basınca. Annem de astım hastası. Deniz kenarına basınç farkı olsa. İşte onun yok. Bir de nem var. Yukarı doğru çıkınca hava basınca. Herkesin ne dediğini aldırmayın. Siz kendiniz araştırın yani. Vücut basar. İnsan deneye deneye kendisine neyin iyi geldiğini bilir. Evet. Yörgen. Benim annem de aslında taşıdı. Sürüyor var mı annenize? Benimki daha iyi. Kuha oldu sonra. Sürük var mıydı? Yani Allah internet diye bir şey çıkarmış yani, yazar orada. Neyi zararlı, neyi yararlı. Bana iyi gelmiyor. Benim annem artık oksijen maskesi, gece maskesi falan kullanıyor. Ben annem bir şey kullanıyor. Valla bende alerji kastım var dendi. Kullanmıyorum ama ilçeyim yani. Benim annem çocuğu sürüyordu. Sonra işte sebebini bulamıyorlardı. Ama attım doğru zaman bir türlü şey olmuyor. Sebebini bulamıyorlardı. Ondan sonra da işte ameliyat oldu. Artık sebebini öğrenmek istedim. Sürü sebebini ciğerlerinden paketlerini aldı. Hastaneden aldı. Akı yerlerinden bilmiyorum. Sonra ne olur bilmiyorum. Sonra sürü sizden kesildi. Anlı bitirmiyor. Hatta öyle sürüyor ki gece de öyle sürüyor. Ben yatıyorum. Onun üstünde uyuyamıyorum. Sürü gece sürüyor. Çok uzak mı sürüyor? Bayağı sürdü yani. Artık bir sene bir sene. Daha kapanan. Hep bilmiyorum da hep üstüyor. Gündüzleri niye çekiyor ya? Ondan sonra sürekli ilaç kullanıyor, üstüyor. Vakfı görmüyor. Efendim? Allah çalıştırmış.